Sayın Divan Başkanım, değerli Divan Kurulu üyeleri, bizi televizyon başından izleyen değerli Galatasaraylılar, sevgili Hazirun, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum. Değerli Galatasaraylılar, bugün bu divan toplantısında siz değerli üyelerimizle Galatasaray üzerine biraz dertleşmek istiyorum. Bildiğiniz gibi son dönemde gerek federasyon, gerekse medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük bir mücadele içindeyiz. Sadece kendi çıkarlarını düşünen ve bu çıkarlar için gözünü kırpmadan Türk futbolunu manipüle eden bu grupla savaşımız bir günde bitmeyecek değerli arkadaşlar. Biz hem Galatasaray hem de Türk futbolu için doğruları söylemeye devam edeceğiz. Bir adım bile geri atmadan bu mücadeleden zaferle çıkacağız. Buna gönülden inanıyorum. Bu mücadele bizi bir saniye bile yormaz, yaralamaz. Bizi asıl yaralayan bu şer odaklarının ürettiği akla hayale sığmayacak yalanlara inanıp o yalanlar üzerinden bizi yıpratmaya çalışan bazı Galatasaraylılar üzerinde. Tek amaç var. Tek amaç var. İlk günden beri oluşturmaya çalıştığımız birlik ve beraberlik ortamını, sevgi iklimini engellemeye çalışmak. Galatasaray bugüne kadar kutuplaşmadan, küskünlüklerden ne yarar gördü değerli Galatasaraylılar? Hafızalarımızı tazeleyelim geriye doğru. 10 sene, 12, 13 sene geriye gidelim. Bu kavgalardan ne fayda istihsal ettik, ne fayda gördük? Galatasaray için neyi iyi yapabildik bu dönem? Değerli Galatasaraylılar, biz bu sevgi iklimini sağlamak için çaba göstermekten asla yılmayacağız. Ve sizin desteğinizle Galatasaray'da birliği ve beraberliği sağlayacağız. Seçildiğimiz günden bugüne samimi eleştirileri her zaman dikkate aldık. Ama bizim bu samimiyetimizin bir zayıflık gibi anlaşılmasına, suistimal edilmesine de kesinlikle izin vermeyiz. Buradan son dönem yaşadığımız bir konuyu sizinle paylaşıp ilk ağızdan açıklığa kavuşturmak istiyorum. 11 sene Galatasaray formasını terletmiş eski sporcumuz Metin Görgün'ün vefatından sonra yazılanlar, paylaşılanlar tüm nakit sıkışıklığına rağmen Galatasaray vadesi gelmeden ödemeleri yapmış, yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Bu gerçeğe rağmen hiç utanmadan bizi sosyal medyada suçlu, hatta katil ilan ettiler. Bu kişilerle alakalı hukuki süreci başlattık ve takip edeceğiz. Değerli Galatasaraylılar, bundan sonra herkes Galatasaray isminin nasıl kullandığına dikkat edecek. Bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet ve değerli ailesine sabır diliyorum. Galatasaray içinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için çok önemli atıyor. Çok önemli adımlar atıyor değerli Galatasaraylılar. Size bu konularla ilgili kısaca bilgi ve rakamlar vermek istiyorum. Göreve geldiğimiz 11 Haziran'dan bugüne yaklaşık 850 milyon TL'lik bir ödeme yaptık. Bunu ifade ederken amacımız bir enkaz edebiyatı yapmak kesinlikle değil değerli arkadaşlar. Ama bu bir realite. Bunun herkes tarafından, bütün Galatasaraylar tarafından da bilinmesi gerekiyor. Üstelik bu ödemeleri Avrupa kupaları ve token gibi gelirlerimiz olmadan yaptık. Ayrıca şunun da bilinmesinde fayda var.
30 Haziran'dan itibaren Bankalar Birliği anlaşmasına bağlı olarak gelirlerimizin kısmen %25'i, kısmen de %50'si kesinti yapılmaya başlandı. Tüm bu kesintilerle birlikte düşen gelirimize karşın bu ödemeleri yaptık değerli Galatasaray. Sadece bu durum bile Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamızın ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Artık bu konuda hiç şüpheye mahal yok. Değerli Galatasaraylılar, seçimden önce de ve yönetimde bulunduğumuz sürede hep Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamızı, bu çıkma için de üretmek zorunda olduğumuz projeleri size defalarca anlattım. Kısaca üzerinden bir sefer daha geçmekte fayda var. Çünkü bu bizim olmazsa olmazımızdır. Seçim döneminde bahsettiğimiz Galatasaray için çok önemli olan konulardan bir tanesi ada mevzuydu. Ada mevzunun bildiğiniz gibi kısmen açtık. Plan ve proje çalışmaları şu anda devam ediyor. Yakın bir zamanda da geri kalan kısmının açılması için çalışmalarımıza başlatacağız. Yeni sezona inşallah ata tümüyle bitmiş olarak hizmete açılacak. Diğer bir projemiz bu konuyla ilgili. Galatasaray'ın Bankalar Birliği anlaşmasından çıkması ve sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşması, ona bağlı olarak da sürdürülebilir bir sportif yaşam içine girmesi için olmazsa olmaz projemiz Mecidiyeköy projesi. Bildiğiniz gibi Mecidiyeköy'deki binamız 2014 yılında rahmetli Duygun abi döneminde çalışmaya başlamış. Sevgili başkanım o zaman beni memur etti bu işe. Ya orada uygulanan proje itibariyle inşaata başladık ve kaba inşaatı bitti, cephesi kapandı. O vaziyette o günden beri duruyor. Daha önce size anlattığımız ve yetki genel kurulunda da izah ettiğimiz gibi günün şartlarına uygun olarak orada uygulanan proje flexible bir projeydi. Her manada kullanılabilirdi. Otel olarak da kullanılır, rezidans olarak da kullanılır ve ofis olarak her türlü şeye cevap verebilecek bir projeydi. Dolayısıyla bugünün koşullarına bağlı olarak Mecidiyeköy'de arsamızın, Mecidiyeköy'deki binamızın en uygun şekilde değerlendirilmesinde şu yönde karar aldık. Rezidans yapalım ve satalım. Satmaktaki gayemiz, tek gayemiz var. Bugün günde yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'ye varan faiz ödemesinden kurtulmak. Senelik olarak hesapladığınız zaman 400 milyon TL faiz ödüyoruz değerli arkadaşlar. Bu ödeme başa çıkılır bir ödeme değil. Özellikle gelirlerin düştüğü, ekonominin çok iyi gitmediği bu dönemlerde, bu gibi dönemlerde Galatasaray'ın bir spor kulübü olarak icraatına büyük sekte vurmaktadır. Kaldı ki sportif faaliyetleri yürütürken gerek enflasyonun, gerek azalan naklen yayın gelirlerinin dikkate de alınması gerekiyor. Onun için Mecidiyeköy'deki yapacağımız proje çok önemli. Orada şu anda 186 tane 2+1, 1+1 şeklinde tanzim edilmiş rezidans dairelerimiz var. 5 tane de Büyükdere Caddesi'nde açılan dükkan var. Şimdi değerli Galatasaraylılar, hesabı şöyle yaptık. Dedi ki, sizden yetki alırken de aynı şeyleri söylemiştik. Bugün biraz daha gelişti. Bugün orada bir satış ofisi organize ettik. İnsanlar orada çalışmaya başladı. Özellikle yabancılara satış konusunda deneyimli bir firmayla ihale sonucu anlaşma imzaladık.
Ama önceliğimiz üyelerimizin buraya iltifat etmesi, üyelerimizin buna ilgi göstermesi ve oradan hem Galatasaray'a destek olması açısından hem de orada hep birlikte bir yaşam sürdürülebilmesi için sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Yaptığımız ihale sonucu anlaştığımız firma, yabancılara satış yapacak firma net 6.750 dolardan metrekaresini satmak üzere bir taahhüde girmiştir. Şöyle düşünürsek, yaklaşık rezidans bölümüne hizmet verecek yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanımız vardır. Ayrıca 3600 metrekarede dükkanlar itibariyle dikkate alınması gereken alan vardır. Yani pazarlayabileceğimiz, satabileceğimiz 14 bin metrenin biraz üzerinde, 14 bin metrekarenin biraz üzerinde satılabilir alan mevcut. $6.750'la hesap yapabilirsiniz. Peki biz burayı satıp ne yapacağız? Yani parayı nasıl kullanacağız? Onun için de kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi Bankalar Birliği ile sürdürdüğümüz anlaşmalar çerçevesinde, yaptığımız konuşmalar çerçevesinde satıştan gelecek para tamamen bir hesapta bloke olarak duracak. Bir Galatasaray hesabı ama kimsenin kullanamadığı bir hesap. Burada biriken parayla tahmini 6-8 ay gibi bir süre veriyoruz. İnşallah satışlarımız iyi giderse bu süre sonunda toplanan parayla bir finansal mühendislik çerçevesinde bu parayla yapmak istediğimiz işler var. Buna Bankalar Birliği de onay verdi. Nedir bu? Gerek finansal bazı enstrümanları kullanmak suretiyle veya sermaye artışı gibi bazı finansal mühendislikleri yapmak suretiyle bu paranın belli bir seviyenin üzerine çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bilahare Bankalar Birliği'ne dedik ki arkadaş, bunlar da yapıldıktan sonra buna sabret. Bunlar yapıldıktan sonra, çünkü Bankalar Birliği anlaşmasına göre bu işlerin %50'si eski borçların tasfiyesine gidiyor. Yani yaklaşık kaba bir hesapla 2 milyar 200 milyon TL olan ana para borcumuzun önemli bir kısmı buradan yapılan %50 tahsilatla ödenecek. Diğer %50'si iki amaçla kullanılacak. Bir, Kemerburgaz'da inşaata başladık. Metin Oktay tesislerini Kemerburgaz'a taşımak üzere oradaki projemizi uygulamaya başladık. Kısmen buranın finansmanı